Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te söz vermiş olduğum üzere 1000 aboneye özel turnuvanın kurallarını, özelliklerini, bütün detaylarını, zamanını ve ödüllerini açıklayacağım. Dostlar, dediğim gibi 1000 abone olduğumda turnuva yapacağımıza söz vermiştim. Fakat şu an 994 aboneyiz ben bu videoyu çekerken. Eşleşmeler falan tabi daha uzun süreceği için videoyu şimdiden paylaşmak istedim. Şimdiden bugün paylaştığım saatte, yani 6'da siz bu videoyu izlerken başvurularımız başlamış olacak. Aynı zamanda videonun kurallarına geçmeden 64 kişiyle turnuvamızın yapılacağınızı unutmayın. Lütfen gördüğünüz anda başvurunuzu yapmaya çalışın. Sonradan katılamadım diye üzülmeyin. Dostlar, şimdi şu şekilde kurallara geçelim. Bu arada lütfen ben sizin için gerçekten verdiğim bütün sözleri tutmaya çalışıyorum. Eğlenmeniz için, aynı zamanda ilgilendirici içeriklerden haberdar olmanız için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Siz de lütfen bu videoyu beğenerek ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olmayı unutmayın dostlar. Şimdiden çok teşekkürler. Kurallarımıza geçelim dostlar. Gördüğünüz gibi öncelikle kurallarımızın ilki Discord sunucumuzda bulunmanız. Herhangi bir şey aramıyorum. İşte abone olmak zorundasınız, ne bileyim videoyu beğenmek zorundasınız gibi bir şart koymuyorum. Bu tamamen sizin kendi isteğinize bağlı. Çünkü ben bunu söz verdiğim için yapıyorum. Bir şey karşılığında yapmıyorum. Aynı zamanda şu ana kadar YouTube'dan gelir de elde etmedim. Sadece sözümü tutmak için bu turnuvayı gerçekleştiriyorum dostlar, bilginize. Kurallar, Discord'da bulunmanızı istememin sebebi de tabii eşleşmelerden, sonuçlardan haberdar olmanız. Diyelim ve kurallara geçelim. Kurallar dostlar, birinci turnuvamız, birincisi turnuva 1v1 eşleşmesi şeklinde olacaktır demişiz. Evet, turnuva 1v1, yani iki kişiyle oynayacağımız normal klasik 1v1 maçları şeklinde olacak. 2. Turnuva tarihi 12 Aralık Cumartesi Pazar, 18-19 Aralık Cumartesi Pazar olacak. Evet dostlar, birçoğunuz da hafta sonu uygun olduğu için turnuvayı hafta sonu yapıyoruz. 11-12 Aralık Cumartesi Pazar günü 64'ten 32'ye inecek. 32'den de 16 kişiye inecek. Yani cumartesi günü bir maç, pazar günü de bir maç oynayacaksınız. Eğer turu çıkmayı başarırsanız tabii ki dostlar. Ondan sonrası için çeyrek final, yarı final, yani 16 kişi kaldıktan sonra olanlar çeyrek final, yarı final maçları da diğer haftanın hafta sonu olacak. Mesela bu arkadaş şu an attı ama saat 16'da, yani 18'de, özür diliyorum, 18'de başlayacak. Kurallarda da bundan bahsedeceğim dostlar. Şu an olan başvurular kabul edilmiyor, haberiniz olsun. Hepinize eşit şartlarda olması için, eşit anda haberdar olmanız için bu şekilde yapıyoruz. Üçüncü kuralımız, turnuva 64 takımdan oluşacak. Yenen takım bir üst tura çıkacaktır. Bunu zaten söyledim biraz önce. Her oyuncu şöyle, aynen o da sildi zaten, fark etti muhtemelen. 4. Her oyuncu cumartesi günü bir pazar cumartesi bir pazar günde bir maç oynayacaktır. Bunu da söyledim dostlar. 5. Maçlar özel maç kısmından oynanacaktır. Dostlar, biliyorsunuz oyunda normal 1v1, 2v2 gibi yerler var. Orada özel maç kısmı var. Özel maç kısmından siz rakibinizle eşleşerek oynayacaksınız. Eşleşmeler buradan paylaşılacak. Rakibinizin bütün bilgileri de size ulaşacak. Gelelim 6'ya. Maça başlamadan önce özel maç menüsünde rakibinizle eşleştikten sonra, bu çok önemli, iyi dinleyin. Maça başlamadan önce özel maç menüsünde rakibinizle eşleştikten sonra sağ altta bulunan ayarlar kısmından uzatmalar ve penaltı kesinlikle açılacaktır. Bakın dostlar, bundan kastım şu. Hemen özel maça girdiğinizde sağ altta ekranın şuralarında bir yerinde ayarlar var. Ayarlara girdiğinizde uzatmalar ve penaltı kesinlikle açık olmak zorunda. Çünkü şöyle, bir maçı iki kere yapmanızı istemiyoruz. Rakibinizle o maçtan herhangi bir kazanan ve bir elenen çıkması gerekiyor. Buna lütfen maçta dikkat edin. Burayı da iyi dinlemişsinizdir umarım. Bu öyle bir hatada berabere kalmanız durumunda, eğer maçınız yetişmezse belirttiğimiz süreye, İkiniz de elenmiş sayılabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin, emekleriniz boşa gitmesin. Sonrasında 7. Rakibinizle maç içinde sohbet kısmından konuşabilirsiniz. Rakibi rencide edici, hakaret edici herhangi bir konuşmanız sonuca bakılmaksızın elenirsiniz. Mesela diyelim ki siz rakibinizi 5-0 yendiniz. Fakat işte hakaret edici, küfür içeren ya da ne bileyim işte oynamayı bilmiyorsun, ne malsın, salaksın gibi herhangi bir hakaret içeren bir kelimeniz görülürse ve rakibiniz bunu ispatlarsa, sizin sonucunuz geçersiz olmaksızın rakibiniz bir üst tura çıkar.
Siz ettiğiniz hakaretten dolayı elenirsiniz. Çünkü biz burada küçük bir aile olarak güzel bir turnuva eğlenmek için yapıyoruz dostlar. Bu bizim için çok önemli. Lütfen bu kurala dikkat edin. Sonradan pişman olmayın. 8. Çeyrek final, yarı final ve final maçları 18-19 Aralık hafta sonu gerçekleşecektir. Bunu zaten biraz önce söyledim. Yani bir sonraki hafta. 9 turnuvaya katılmak için herhangi bir şart aramıyoruz. Amacımız sadece eğlenmek. Dediğim gibi YouTube kanalıma abone olmanız, işte video beğenmeniz gibi şartlar sunmuyorum. Dediğim gibi amacımız sadece eğlenmek. 10-11-12 Aralık eşleşmeleri için rakibinizin bilgileri, Discord adı, oyundaki adı size atılacaktır. Yani bilgilerden kastımız Discord'daki adı, oyundaki adı size atılacak. Size uymayan saatte, burası çok önemli size kolaylık sağlaması için. Size uymayan saatte eşleşmeniz var ise rakibinizle konuşarak onun da kabul etmesi durumunda maçı 1-2 saat erteleyebilirsiniz. 11-12 Aralık maçları için en geç 6'da maçı bitirmiş olmanız gerekiyor. Dostlar bu da şu şekilde. Mesela biz size eşleşmede maçınızı 1 olarak belirlemişiz. Mesela siz burada bir de önemli bir işiniz var. Rakibinizle konuşarak maçı 4'te oynayabilirsiniz mesela. Bakın unutmayın, rakibinize de uyarsa diyorum. Sadece sizin kararınıza göre değil. Maçı 4'te oynayabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey 6'ya kadar sonucu bize atmanız gerekiyor. Sonucu atmanızdan kastım da şimdi açıklayacağım. 6'dan sonra herhangi bir oyuncudan, bir eşleşmeden sonuç gelmezse 2 oyuncu da elenmiş sayılır. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Evet, 11.si istediğiniz kadroyla maça çıkabilirsiniz. Herhangi bir kadro sınırlaması koymamaya karar verdik dostlar. 12. Eşleşme sonuçlarının maçı yenen taraf sorumludur. Yani arkadaşlar burası çok önemli. Burayı da çok iyi dinleyin. Eşleşme sonuçlarından maçı yenen taraf sorumludur. Yani yenen kişinin maç sonucunu SS alarak bana Discord'dan özel yani sadece benim adıma olan kanala, Semih Özdemir'e, burada gördüğünüz gibi yönetici kısmında gözüküyorum, bana özelden atmanız gerekiyor 6'ya kadar sonucu. Yenilen taraf değil, yenen taraf atacak, unutmayın. Eğer iki taraftan da sonuç gelmezse, burada yazmışız, herhangi bir sonuç gelmezse iki tarafta elenmiş sayılıyor. Lütfen buna dikkat edin, yendiğiniz maç boşa gitmesin. 13. Yarı final ve final maçlarında ben de izleyici olarak maça katılacağım ve maçlarınız yayınlanacak. Kanalda kendinizi izleme şansı bulacaksınız. Bence bu da çok güzel bir şey. Şöyle mesela bu haftayı atlatabilirseniz, geçebilirsiniz iki maçınızı da. Şu şekilde olacak dostlar. İki maçı geçenler 16 kişiye kalmış olacak. Çeyrek final, yarı final olarak oynayacağız. Ondan sonrasını çeyrek final maçlarını bilmiyorum, söz vermiyorum ama yarı final, final ve aynı zamanda bir üçüncülük maçı yapacağız. Çünkü üçüncüye de ödülümüz olacak. Üçüncülük maçını, finali, yarı finali, üçüncülük maçını kesinlikle yayınlayacağım dostlar. Ve o maçların içinde ben de olacağım. Herhangi bir sonuç atmanız bana gerekmeyecek. Ben de yönetici olarak maça katılacağım. Orada öyle bir mod var FIFA'da. Yönetici olarak maça katılarak izleyeceğim ve maçınızı yorumlayacağım. Size sesim gitmeyecek ama maçı kayda alacağım ve sonradan videodan kendi maçınızı izleyebileceksiniz. 14 turnuva aynı zamanda küçük ödüller de verilecek. Dediğim gibi biz şu anda daha 1000 abone bile değiliz. Herhangi bir gelirimiz YouTube'dan yok. Fakat biz yine de bu turnuvayı sadece eğlenmek amaçlı değil, küçük sembolik de olsa ödüller vermek istedik. Ve birinciye 500 FC, ikinciye 100 FC, üçüncüye de 100 FC ödüllerimiz olacak dostlar. 15. Katılım için Discord sunucusunda turnuva özel kanalına aşağıda belirtilen şekilde bilgilerinizi atın. Mesela bu arkadaş atmış 101xp id'sini atmış önce ve oyun ismini atmış. Bu kadar. Sadece bu ikisini atacaksınız. Alt alta atarsanız benim için daha kolay olur. Bunu atmayı unutmayın. Saat 18'den itibaren şu an olan bu başvuru mesela kabul olmadı. Bunu siliyoruz. 16'dan itibaren başlayacak. Hem video izleyenler için hem Discord'dakiler için eşit şartlarda başlaması için. Bir diğeri, katılım için Discord sunucusunda turnuva özel kanalında, aynen bunu söyledik. 101xp id'sini nasıl bulabilirsiniz onu da göstereyim. Şuradan hesap kısmına girdiğinizde 101xp id çıkıyor şurada dostlar. Şu an benim herhalde bug'a girdi, aynen 101xp'yi açamıyorum ama hesap kısmına girdiğinizde 101xp id çıkıyor hesabı. Burada zaten gözüküyormuş, tamam pardon, hesaptan değil. Semih Özdemir, şuradan oka tıkladığınızda id'niz buradan gözüküyor dostlar, id'nize girebilirsiniz.
16 kayıtlar 7 Aralık 18.00'da başlayacak. 9 Aralık 21.00'da sona erecektir. Evet, bugün yani bu videoyu gördüğünüz 18.00'da kayıtlar başladı dostlar. 9 Aralık 21.00'da da son kayıt yapılacak. Bilginiz olsun, ilk 64 kişiyi kabul edeceğiz. 64 kişiden sonra 9 Aralık'tan önce bile başvuru yapmış olsanız maalesef başvuruyu kabul edemeyeceğiz. Çünkü 128 kişi olması gerekiyor. O kadar da kişi şu an toplayamayız diye düşünüyorum. Eşleşmelerin adil olması için ya 64 ya da 128 olması gerekiyordu. 64 yapmayı tercih ediyoruz. Dediğim gibi ilk 64 kişiyi tercih edeceğiz. Onun için gördüğünüz an başvurunuzu yapmanızı öneririm. 17 turnuvaya katılımınız kesin değilse yine de kayıt yaptırabilirsiniz. En kötü ihtimalle hükmen mağlup sayılırsınız. Mesela bugün bir arkadaşla konuştuk. Ben bu hafta kesin girebilirim ama mesela çeyrek finale çıktım. Çeyrek finale gelemeyebilirim, işte şu işim olabilir dedi. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Yine eşleşmenizi biz belirleriz. Eşleşmeyi belirledikten sonra dostlar, mesela o gün gelemediniz, rakibiniz bir üst tura çıkmış olur, siz elenmiş sayılırsınız ama gelirseniz maçınızı oynarsınız. Bizim için bir problemi yok bunun da, dediğim gibi. 18 bu ilk turnuvamız sizler için. Büyüdükçe böyle güzel etkinlikler devam edecek. Herkese şimdiden başarılar, iyi olan kazansın demişiz. Dostlar dediğim gibi şu anda bir gelir elde etmememize rağmen sadece eğlenmek ve ailemize böyle güzel etkinliklerle daha güzel hale getirmek için bu turnuva yapıyoruz ve önceden söz verdiğim için bu turnuvayı yapıyorum. Gerçekten benim için de aslında eşleşmeleri belirlemek, takip etmek bir hayli yorucu olacak. Ama dediğim gibi bunun eğlencesi bile benim için yeterli. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Turnuvaya hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi 64 kişi dolmadan kaydınızı yaptırmanızı öneririm. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.